Nasılsın sütçü amca? Teşekkürler Tanju. İyi günler kasap abi. Sana da iyi günler Tanju. Al bakalım. Tam da sana göre enfes bir kemik. Vay canına. Hemen yiyeyim bari. Hayır, hayır hemen değil. Bir köpek kemiğini çok uzun seneler saklamalıdır. Toprağın altında bekleyen kemik lezzetlenir. Şimdi git ve bu kemiği güzel bir yere göm evlat. Gömeyim evet. Evet. Şimdi kemiği saklayabilirim. Oh, köfteler oldu. Getirin tabaklar nece. Tabak istemem ben. Peyami dede, atsana bir köfte. Al bakayım. Hop. Baba, baksana. Ne var oğlum? Size bir soru. Bu yanımdaki makine bir havuzu kaç saatte boşaltır? Pazartesi. Doink. Yanlış cevap. Tanju şaşırdın mı sen? Neden havuzumuzu boşaltıyorsun? Siz benim kemiğimi gömdüğüm yere neden havuz yapıyorsunuz? Bakın bakın iyi bakın şimdi. Bombalama atlayışın kralını göreceksiniz. Tanju beni delirtme. Senin kemik gömdüğünü nereden bilelim? Burası benim evim. İnsan gelir bir sorar. Tanju biz buraya ev yapacağız ama senin kemiğin falan var mıydı burada diye. Üç. Necati abi su bitiyor. Dışarı hadi. Tanju kapat hemen şu vidajörü. İki. Su bitti Necati abi. Bir. Dışarı. Bombalama. İşte kırdın. Ne kırması yahu? Şimdi sıra bende. Kalk bakayım Necati. Kalk. Kalkamıyorum. Galiba sıkıştım. Tanju, kemiği almak zorunda mısın? Evet zorundayım. Tut şunun ucundan bakayım. Kaldıralım şu tostosu. Çalışın aslanlarım. Hadi bakayım. Kaldır. Obare. Gitti. Necati abi gitti. İyi oldu. Köftelerin hepsi bize kalacak. Ne güzel iş. Hadi bakalım. Tanju, ne zaman biter bu kazma olayı? Biz havuza giremiyoruz senin yüzünden. Bilmem. Tek başıma kazarsan bayağı uzun sürer herhalde. Ya baba, ben havuza girmek istiyorum. Evet, ben de havuzu geri istiyorum. Madem herkes havuza girmek istiyor, Tanju'ya yardım edeceğiz ve bir an önce kemiği bulmasını sağlayacağız. Oley, macera! Alın o zaman hepinize bir kürek. Al sana macera Necati. Öyle konuşmak kolay oradan. Ben hiçbir yer kazamam. Bende hiçbir yer kazamama hastalığı var. Doktor çok tembih etti. Kazma sakın havuz mavuz dedi. Affedersin ama biz kazarken sen ne yapacaksın? En iyi yaptığım şey tabii ki. Hiçbir şey. Etet de ne demek? Vay canına. Gizli bir tünele geldik. Evimizin altında neler varmış böyle. Ha? Bir ses geldi duydunuz mu? O ne? Kızgın lav geliyor bu tarafa doğru. Niye kızgınsın bize? Çabuk kaçın. Buraya gelin çabuk. Gelin bu taraftan. Yemek de bize katılsanıza. Yorgun olmalısınız. Oğlum nereye geldik ya biz böyle? Bilmiyorum ki baba. İlkel bir kabile olmalı. Baksana kıyafetlerine. Siz ilkel misiniz? Asıl siz ilkel misiniz? Misafir olduğunuz birine ilkel dediğinize göre öyle olmalısınız. Babamın kusuruna bakmayın. Pek arkadaş canlısı değildir. Şşş, biz de sert çocuklarız ha. Mahalle delikanlısıyım ben. Lütfen buyurun masaya geçelim. Tanju ne yapıyoruz biz burada? Hadi şu kemiği bul bir an önce. Tamam, yemek yerken kalkıp kemiği aramaya gideceğim. Siz de onları oyalarsınız. Evet, hadi o zaman herkes sofraya. Ne yemek var? Ben çok açım. Bu nasıl bir yemek böyle? Biz de hiç sevmiyoruz.
Ama yemek zorundayız. Başka bir yemek olmuyor buralarda. Ya Necati, ne yapıyorsun? Saçmalama. Şu anda aramızda bir güç gösterisi var. En çok uğulayan kazanıyor galiba. Ben de bir tuvalete gideyim geleyim bari. Nasıl? Yemeği beğendiniz mi? Tabii. Çok beğendik. Nerede acaba bu kemik? Aha! Yasak bölge. İzinsiz yaklaşmayın. Hadi bakalım. Oh! Sonunda! Sonunda seni buldum eski dostum. Ercan, burada böyle daha normal yemekler yok mu? Daha normal derken bir tek bunlar var bizde. Ne bileyim, bak şöyle göstereyim o halde. Mesela lahmacun ya da döner. Bak bu da ekmek kadayıfı. Ooo, bunlar çok güzel ya. Bizde hiç böyle şeyler yok ki. Aa, o elindeki ne? Bu mu? Telefon. Sizde yok mu ki? Yok, burada hiçbir şey yok. Öyleyse neden böyle bir yerde yaşıyorsunuz ki? Babam burayı çok seviyor ve bizim de sevmemizi istiyor. Fakat biz burayı hiç sevmiyoruz. Çünkü burada sevilecek hiçbir şey yok. Atari de mi yok? Ne? O ne? Biri gizli kapıyı açmış. Kim o, kendini bilmez. Hadi bakalım canım. Gel bana. Hadi gel bana. Evet. Ne oluyor burada? Hakikaten ne oluyor burada? Bu odaya giremezsin. Evet, giremem. Ben ne yapıyorum bu odada? Tuvalet nerede yahu? Tuvalet yanda. Lütfen ama her odaya girmeyin böyle. Girmem de nedir bu kemik? Pek mi merak ettim? Bu kemik çok özel bir kemik. Tam 40 yıl önce bu gördüğün yeri kurarken bulmuştum onu. O kemik bu yerin temelini oluşturuyor. Her şey bu kemiğin üzerine kuruldu. Bu Şevki hep böyleydi. Bayılıyor buraya. Hayır, ne varsa bu çamur yığınında. Hepimiz bıktık buradan. Ah be yengecim, bizimle gelsenize yukarıya. Şevki hayatta izin vermez bu dediğine. Neyse, kapatalım bu konuyu, Şevki geliyor. O zaman biz de yavaş yavaş kalkalım. Geç oldu. Hadi arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Sen ne yaptın Tanju? Tuvaleti bulabildin mi bari? Arkadaşınız odaları karıştırmış. Yanlışlıkla 40 yıl önce bulduğum çok değerli kutsal kemiğimin olduğu odaya girmiş. Evet. Neyse, hadi gidelim çabuk. Hadi hoşça kal, hadi. Hadi güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Necati, yürü sen de. Ne kadar sinirli bir babaydı o ya, değil mi? Evet ya. Neyse ki Tanju bir de o kemiği almadı. Yoksa köstebek ortalığı başımıza yıkardı. Ne oluyor? Baba, deprem oluyor. Üstümüze çökecek burası. Ay, ne oluyor ya? Ay. Çöküyor burası. Yoksa... Kemik yok. Sihirliler sizi bir yakalarsam. Tanju, inanamıyorum. Kutsal kemiği çalmışsın. Çalmadım. Benim olanı aldım. Hayır, çaldın. Gel buraya. Bırak ama. Eyvah, Tanju gitti. Ne yapacağız şimdi? Durun, sakin olun. Baba, sen gidip Tanju abiyi kurtar. Necati abi, sen de şurada otur ve korkudan ağla. Tamamdır. Ben de hepimizi buradan kurtarmanın bir yolunu bulacağım. Tamam olur. Hadi ben gittim. Alo, Peyami dede. Şimdi beni iyi dinle. Kemiğini geri ver. Bu yaşadığım güzel yeri yıkmana izin vermeyeceğim. Güzel yeri mi? Lütfen baba, neresi güzel buranın? Seni üzmek istemediğimizden burada tıkılıp kaldık yıllarca. Farkında değil misin baba? Ne? Ne diyorsunuz siz? Nalan, sen de mi böyle düşünüyorsun? Evet Şevki, pek güzel bir yer değil burası açıkçası. Daha fazla saklayamayacağım. Ya bırakın konuşmayı. Hadi yukarı. Yıkılıyor burası. Tamam, oldu. Canan, çalıştır makineyi. Şimdi onları geri çekeceğiz.
Yaşasın, işe yarıyor. Biz geldik. Hoş geldiniz. Vay canına. Dışarısı ne kadar da güzelmiş. Oh, mis gibi temiz hava. Şevki, keşke burada kalsak. Bilemedim ki. Şevki, evine yaptıklarım için özür dilerim. Bu kemik sende kalabilir. Teşekkür ederim. Ben de size biraz kaba davrandım sanırım. Özür dilerim. Şimdi kalıyor muyuz yani burada? Yapacak bir şey yok. Kalıyoruz. Oley! Yardım edin. Sıkıştım burada. Hop, kime diyorum? İmdat! Aa köfte. Nerede kalmıştım? İmdat! Çadırlar. Kamp ekipmanları nerede görüyor musunuz çocuklar? Bulamıyoruz sabahtan beri. Baba sen daha kamp ekipmanlarını bulamıyorsun. Pusulamız olmadığında kuzeyi nasıl bulacaksın kamp yerinde? Oğlum karıştırma kuzeyi sen de. Güneyde bir yerde kamp yaparız. Remzi bak balıkçılık malzemeleri var. Oo tam da bana göre bir olsa. Omarey bir şey tuttum. Mağazadayız Necati abi. Burada balık tutamazsın. Aha geldi işte. Hey yavrum hey. Derya. Beyefendi bırakır mısınız beni? Müşterilerle ilgilenmem gerek. Affedersin. Zaten mevsimin değil senin. Git hadi. Durun. Gitmeden bana çadırlar nerede gösterir misiniz? Tamam. Gelin göstereyim. Biz ne yapacağız bu sırada? Merhaba arkadaşlar. Yeni çıkan bu oyuncak yay ve ok takımını denemek istemez miydiniz? Oo çok havalı. Bunları internette görmüştüm. Pardon ben de internette sevimli kedi videosu görmüştüm. Ondan da var mı sizde? Bakın şu ilerideki çadırların hemen yanında kocaman bir hedef tahtası var. İşte oraya doğru deneme atışları yapabilirsiniz. Şimdi beni iyi izleyin. Gözlerim bir kartalınki kadar iyidir. Ah evladım. Gözüm seçemiyor da. Burada ne yazıyor söyler misin? Yani genç bir kartalınki kadar iyidir. İşte bu. Harika bir atıştı. Beyefendi siz de denemek istemez misiniz? Bedava şeyleri denemeye bayılırım. Çekil bakayım evlat. Profesyonellere yer ver. Hı? Su geçirmez değil mi bu çadır? Bu sayılmaz. Bir daha. Necati bu görevli bana lazım. Biraz öne gideyim burası çok uzak. Son. Bu son bak. Ne? %100 indirim mi? Koşun. Çabuk. Tamam bu sefer başaracağım. Ben kaçıyorum. Çıldırmış bu fil. Tamam burada bulaşamaz bana. Hoppa. Bu fiziğe aykırı. Anne! Ben neden yapamıyorum? Çok beceriksizim. Necati abi dursana. Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Tabii evin yolunu bulabilirsem. Çok beceriksizim. Bugün yanınızda bu senenin rekorlar kitabına giren isimleri var. İlk arkadaşımız 35 metre boynuyla en uzun boyuna sahip kişi rekorunu kıran Zümküfül Abikoğlu. Zümküfül Bey bunu nasıl başardınız bize anlatır mısınız? Sizi duyamıyorum. Tabii buradan konuşamayız. Ben yukarı geleceğim. Zümküfül Bey bu rekoru nasıl kırmayı başardınız? Çok çalışmak, terlemek, kiloyla terleyip çok çalışmak. Çılgınlar gibi çalışmak. Kısacası çok çalışmak. Ha bir de ben zürafayım. Boynum zaten uzun. Boşu boşuna uğraşmış olabilirim. Teşekkür ederim Zümküfül Bey. Şimdi de başka bir rekor sahibi arkadaşımızla görüşeceğiz. Şimdi de yanımda dünyanın en uzun sürede bülü 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 diye bağıran çocuğu var. Bu kadar hayvan rekorlar kırıp kitaplara giriyor, televizyona çıkıyorsa ben de bir şeylerin rekorunu kırabilirim. Benim de bir şeylere yeteneğim vardır kesin. Hatta şimdi kalkıp masama oturuyorum. En sevdiğim oyuncaklı kalemimi alıyorum. Ve de yeteneğimin olduğu şeyleri tek tek kağıda yazıyorum. Evet başlıyorum. 50 yıl sonra. Hala bir şey bulamadım.
100 yıl sonra. Hala yetenekli olduğum bir şey bulamadım. Ayrıca çok ileri gittik. Lütfen geri gelelim. Tamam. 150 yıl önce. Oo, geri geldim. Dış ses de benimle konuştu galiba. Neden bizi bu parka çağırdın Necati? Yoksa yine şu yaylı oyuncaktan korktuğunu mu söyleyeceksin? Hayır, saçmalamayın. Ondan korkmuyorum tabii ki de. Anneciğim. Neyse, beni iyi dinleyin. Dün gece düşündüm, taşındım ve rekorlar kitabına girmeye karar verdim. Ama bu kitaba sığmıyorum. Evet, önce sizin de düşündüğünüz gibi yapmaya çalıştım ama öyle olmadı. O yüzden al şu kamerayı Şakir, sen de şu listeyi al Remzi. Senin hiçbir şeye yeteneğin yok ki Necati. Evet, o yüzden de çok çalışmaya karar verdim. Ne demişler, başarının %40'ı yetenek, %50'si çok çalışmak, %10'u da kaşarlı döner dürümdür. %10'u şans diyecektin herhalde. Lütfen listeyi okur musun? 1. Dürüm kostümü giymiş bir halde dünyanın en uzun süre lömpen lömpen dansı yapan kişisi olmak. Rekortmen Necati iş başında. Dürüm kostümüyle lömpen dansı rekoru. Kayıtta mısın oğlum? Evet baba. Ben şimdiden bu dürümün içinde terlemeye başladım. Hazır mısın Necati? Başlat Remzi, koy ver gelsin. 3, 2, 1... Başla Necati. Lömpen lömpen. Lömpen lömpen. Lömpen lömpen. 9 saat sonra. Lömpen 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 lömpen. Oh, lömpen işte lömpen. Oh, anneciğim lömpen. Yeter artık Necati. Gece yarısı oldu, uyuyamıyoruz. Lömpen lömpen. Uykun mu kaçtı? Söyle babana, masal okusun sana. Senin yüzünden uyuyamıyoruz. Senin yüzünden. Lömpen lömpen. Ben mi masal okuyayım sana? Ben okuyamam, işim var. Lömpen lömpen. Sana sus dedim artık. Lömpen, lömpen, lömpen. Gittim güzel terliklerimde. Remzi, ben galiba dayanamıyorum. Lömpen, lömpen, lömpen. Bayıldı galiba. Hayatım boyunca dürüm yemeyeceğim bir daha. Dürümden soğudum Necati abi yüzünden. Sırada ne varmış? Dünyanın türkü söyleyerek hiç durmadan en çok temizlik yapan hayvanı. Türkü söyleyerek hiç durmadan dünyanın en çok temizlik yapan hayvanı. Kayıtta mısın Şakir? Başla Necati abi. Herkes açılsın. Temizlik savaşçısı geliyor. Eyvah. Süpürgeyle televizyonu süpürmeye başladı. Hiç bilmiyor ne yapılacağını. Şarkı Necati abi. Şarkıyı unutma. Temizliği yapıverdim. Temizliği yapıverdim. Sabunla. Sabunla. Sabu 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 sabunla. Dur Necati, sokağa gidiyorsun. Duramam Remzi, duramam. Amanını temizlik. Pisi pisi temizlik. Pisi 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 pisi. Hop bidi hop bidi temizlik. Şıkı 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 temizlik. Aa, bu çıldırdı baya. Çöplerinde tozunu alıyor. Çok pislenmiş bu çöpler. Hop bidi hop bidi temizlik. Yandan yandan süpürgesi temizlik. Na 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 na. Ne yapıyorsun evladım? Beni niye süpürüyorsun? Fena mı oldu? Temizlendin işte bakkal abi. Hop bili hop bili nay nay nom. Bakkalı da nay 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 nom. Kasabı da nay 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 nom. Bütün mahalleyi temizledik. Nay nay nom. Necati saçmalama, git şuradan. Ağzıma köpük girdi. Pisi pisi temizlik. Pisi 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 pisi. Hop pisi hop pisi temizlik. Şıkı 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 temizlik. Pisi pisi temizlik. Baba bir şey desen mi artık? Necati sana bir şey diyeceğim. Senin bu yaptıkların bir rekor denemesi sayılmaz biliyorsun değil mi? Temizlik ne? Ne demek rekor sayılmaz? Yani bu yaptıkların tamam zor şeyler ama öyle bir rekor denemesi olarak ciddiye alınacak şeyler değil. Rekor kırman için kendi gücünün sınırlarını zorlaman lazım. Ayrıca rekorların takibini yapan jürinin de önceden belirlediği dallarda deneme yapman lazım. Tamam. Peki. Neden en başından beri bunu söylemediniz bana? Biz seni çok hevesli görünce üzülmeni istemedik. Yani beni ciddiye almadınız. Benim hiçbir şey yapamayacağımı biliyordunuz ve sırf gönlüm olsun diye uyarmadınız değil mi? Hayır, öyle değil. Necati, gitmesene, ne yapıyorsun? Ben eve gidiyorum. Hepinize de küstüm. Eyvah eyvah. Biz ne yaptık Şakir? Çok üzdük Necati'yi. Bir saniye. Elimizde bir sürü görüntü var. Aklıma bir şey geldi. Aa, köpük partisi mi var bakkal abi? Peki pooo. Çıstak çıstak. Git buradan kumpir. Tuuu.
Ne? Gidin başımdan. Hiçbirinizi istemiyorum. Zili bozacaksınız arkadaşım. Çalmayın o kadar. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Ben yeteneksiz biri olarak sonsuza kadar yatacağım bu yatakta. Huf, çok havasız oldu böyle ama olsun, trip attığım anlaşılmalı. Necati Bey, Necati Bey. Kapıyı açın lütfen. Sizinle çok önemli bir konuda konuşmamız gerek. Ne? Biri Necati Bey dedi. Bey mi oldu? Ben de beyim. Yaşasın Necati Bey. Evet, buyurun, ben Necati Bey'im. Bana bir kere daha bey deyin lütfen. Necati Bey? Evet, harika. Efendim, kırmış olduğunuz rekorlar için size ödülünüzü vermeye geldik. Ne? Ne ödülü? Ne rekoru? Necati Bey, yepyeni bir dünya rekoru kırmışsınız. Neler düşünüyorsunuz? Ama ben çok yeteneksizim. Bu nasıl olur? Hiç de öyle değil Necati Bey. Sizin rekor kırma girişimlerinizi arkadaşlarınız videoya çekip internete koymuşlar. Ve o videoda tam olarak 10 milyar kere izlenmiş. Ne? 10 kaç? Milyar? Trilyon? Milyon mu? Buyurun Necati Bey. Bu da altın madalyanız. Yo barayı, ben de rekor kırdım. Yaşasın! Hoppa! Yuhuu! Benim de madalyam var artık. O barey! Seninle gurur duyuyoruz Necati. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bağırdığım için kusura bakmayın. Biz de seni seviyoruz Necati abi. Ama bu kadar ödül bana yetmez. Daha fazlasına ihtiyacım var. Evet, buldum. Yepyeni bir rekor denemesi yapacağım. Nasıl bir şey yapacaksın? Çok basit. Lömpen dansıyla temizlik yaparken çiğ köfte yoğurup video oyunu oynayacağım. Hepsini aynı anda yapacağım. Ne? Gel buraya keçi Necmi. Bütün bunları senin evinin önünde yapacağım. Anne! Kaçma! Evini biliyorum Necmi. Hazırla bulguru. Şimdi bu araba niye çalışmıyor bakalım. Çok güzel bakıyorsun baba. Düzeliyor mu bari? Dalga geçme oğlum. Ben de anlamıyorum bu işlerden. Ne yapayım? Araba tamiri mi? Oho! Tamam, açılır açılır. O iş bende. Necati abi, en son o iş bende dediğinde ne olmuştu hatırlıyor musun baba? O iş bende. Bir tane daha vardı. O iş bende. Bakalım. Şimdi bunun barbitürleri bozulmuş. Bujisi cıvıtmış, fren salatası yağlanmış. Kaputtan da yok bir şey. Fren salatası mı? Barbitür mü? Karbüratör o Necati. Ha? İşte sorun bunda bence. Necati, direksiyonu nasıl sökmeyi başardın oradan? Başarmak inanmanın yarısıdır Remzi. İnanmak da kemirmenin üçte biri. İnanmak başarmanın yarısıdır o. Baba! Eyvah! Bir şey isteme sesi bu. Çabuk sakla beni Şakir. Hiçbir yere saklanma. Bugün beni müzeye götüreceğine söz vermiştin. Ne? Müze mi? Ama söz vermiştin. Bence iddiaya gir baba. İddia, evet. Canan'ın asla başaramayacağı bir şey. Ne olabilir? Yani, gerek yok. Tamam öyleyse. Bir şartım var. Bu arabayı tamir edersen seni müzeye götürürüm. Hadi, ne bekliyorsunuz? Tamam, tamam, dikkat edin. Çok değerli bir eser bu. Öyleyse yanlışlıkla elimizden düşürelim. Ne? Şaka şaka. Çok korktu ha. Bir müdüre böyle şaka yapılmaz ama. Lütfen yani. Neyse, hadi herkes işine bakalım. Bunu da yarın sergiye koyacağız. Daha çok işimiz var. Her şeyi indirdiğimize göre artık gidebiliriz. Hayır, yani bu kız hangi ara buji değiştirmeyi öğrenmiş anlamadım. Bu yerdeki sopa ne? Benim o, benim, benim, benim. Ben gördüm, bana ne? O sopa bende. Yavaş Necati abi, tamam al, tamam. Tabii, tabii, tabii alacağım. Oho, çok havalı bir sopa bu. Asa desek daha doğru. Bu benim süper güçlü kılıcım. Faşa fış, haşta, uçu, açılın. Neyse, hadi, hadi, yürüyün. Girelim, gezelim bir an önce. Hua! Çekilin önümden bakayım. Fışış! Anacığım, elektrikli sopaymış bu. Muhteşem bir şeymiş bu.
ediyorum. Bunlara baksana ne kadar güzel. Ben bununla ilgili bir şeyler okumuştum. Gel şunla bir falan. Olur mu? Çok var. Gel sen de gel. Hanım şuna bak, şuna bak. Pardon, pardon. İlgili birini arıyorum da. He? Doğru yere geldin evlat. Dünyanın en gizemli eserlerinin sergilendiği, Anadolu'nun karanlık tarihini korkusuzca aydınlatan bu çılgın müzenin müdürü benim. Bu kadar rol yapmaya gerek var mı? Bence var. Müzenin broşüründe şaman sergisi olacağı yazıyordu. Ancak hiçbir yerde göremedim. Şaman mı? O nedir? Şaman eski Türk uygarlıklarında olan bir karakterdir. Uygurlarda ve Altaylarda görülmüştür. Kimi tarih kitaplarında da bu kişilerin sihirbaz olduğu da söylenir. Neyse, o sergi yarın olacak. Şimdilik eserler depoda bekliyor. Benim süper güçlü sopamın üstünde bir şeyler yazıyor. Ne bu? Sopa kardeşliği olmasın. Müdür buradayken sorsana. Belki o anlar. Müdür, müdür. Müdür ne haber? Müdür, 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 müdür. Bak bakayım bir. Sopamda ne yazıyor? Dur bir gözlüğümü takayım. Güneş gözlüğü o. Evet, havalı olsun diye takıyorum. Yoksa gözlerimde sıkıntı yok. Bakalım. Vuriri huriri hülülü bülülü. Deponun kapısı açıldı. İlginç. Hoppala, buna ne oluyor? Titreşimli asa bu. Çok iyiymiş. Dur. Ay, durdur abi yarım. Çekilin oğlum ya, çekil. Pardon yenge, amca çekil. Bak burada asayı Necati. Bırakamıyorum. Yavaş. Hoşça kal Remzi. Seni hiç unutmayacağım. Önce borcunu ver Necati. Karıştırma borcu şimdi. Gel oğlum. Gözlerim oyuncak gibi kaldı böyle. Düzeldi. Uykucu ne haber? Kalk kalk, öğlen oldu. Burası neresi? Hangi yıldayız? Burası Papua Yeni Gine. 3500 yılındayız. 501. Beni zorla uyutup yüzyıllar boyunca buraya hapseden sendin demek. Nasıl? Şimdi yedim seni. Ses tonunu hiç beğenmedim evlat. Ver şunu. Hım nam hım nam hımına hımına hımına. O sondaki hımını beğendim ama. İçeriden bir takım sesler geliyor. Bir takım sesler. Necati abinin başı dertte galiba. Başım dertte galiba. Anacığım! Bugün başıma gelmeyen kalmadı. Pardon, bu kalmış. Beni yüzyıllarca uyuttunuz ve Papua Yeni Gine'ye yolladınız. Ne Papuası, ne diyor bu? Ordumu kuracağım ve beni uyutanları bulacağım. Ben de onları uyutup başka papualara yollayacağım. Hala papua diyor. Akın, broşürde ne yazıyor? Bu tehlikeli şaman kişisini asırlar önce durdurmak için uyutup mumyalamışlar. Çünkü şamanın çok kötü planları olduğunu öğrenmişler. Bu kız bir şeyler biliyor. Kapı! Çabuk şu kızı yakala ve bana getir. Ay! Ne oluyor? Bırak beni! Kızım, canım! Bırak kızımı! Uyutulmaktan bahsediyor. Biri bu şamanı uyutmuş çok eskiden. Bir saniye. Neler olduğunu anladım. Çabuk ofisime gitmeliyiz. Canını kurtarmalıyız. Şakir, sen benimle gel. Necati, sen de müdüre yardım etmeye git. Muhteşem dedektifler bu bölümde birbirlerinden ayrı çalışıyorlar. Sanırım ağlayacağım. Benim de gözlerim doldu. Bak bak bak. Baba yürüyün hadi. Biz ayrılamayız. Ellerimiz uzuyor adeta. Evet Necati. Bir doktora mı göstersek? Bize doğru koşarak gelen itfaiye tüpünü gördün mü? Nasıl görmem? Eyvah, geliyorlar. Sen kapının önüne bir şeyler koyup içeri girmelerini engelle. Ben de kütüphanede bir şeye bakacağım. Bana da bir kitap seçsene. Aşık vampirler falan olsun. Buraya kitap okumak için gelmedik adam. Nerede bu, nerede?
küçük hanım. Demin çok bilmiş gibi konuşuyordun. Şimdi bana cevap ver. Kim uyutup Papua Yenigine'ye yolladı beni? Benimle ne ilgisi var, nereden bileyim? Papua Yenigine falan da değil burası. Sen bilmesen de seni kullanabilirim. Ha? Al şunu ve tepeye çıkar. Ey zavallı çaresiz varlıklar, beni dinleyin. Eğer beni bu yüzyıllık uykuya hapseden kişinin kim olduğunu söylemezseniz, bu kızın sonu hiç iyi olmaz. Ne? Canan! Duymuyor beni. İyice havalandı bu kız. Ama ben de ona binmek istiyorum. Saçmalama evlat. Burada ciddi bir şey yapıyorum. Yalan konuşma. Kitabı bulmuşsun işte. Eğlencesine yapıyorsun bunu. Çok eğlenceliydi, özür dilerim. Neyse geliyorum. İçeri giriyorlar. İttirmezsenize. Dur. Bulacağım şimdi. İşte eski ninniler kısmı. Eski ninniler mi? Eski zamanlarda bu özel ninniler çok etkiliymiş. Düşmanları bile uyutabiliyormuş. Umarım işe yarar. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Bostancı danayı yemesin lahanayı. Vay canına, işe yaradı, işe yaradı. Yürü evlat, diğerlerini kurtarmamız gerek. Sen uyumayacaksın. Ne? İçim geçmiş. Baba, buradan gizlenerek gidersek kimseye fark ettirmeden Vinç'e ulaşabiliriz. Oğlum, her şeye sen karar veriyorsun, farkında mısın? Hayır yani, geç bu evin reisi sen ol istersen. Tamam, sen yap planı madem. Tamam, koşa koşa gidip atlayalım Vinç'e. Ben gidiyorum önden. Vah! Gidemedim, havada kaldım. Şakir, yardım et oğlum. Yok yok, sen çok güzel plan yapıyordun. Devam et babacığım. Hey araba! Sana kocaman bir merhaba. Dandini dandini dastana. Tam zamanında geldiniz. Oo, süper kahraman inişi yaptı. İşte bu. Ninni kitabı. Beni uyutan da buydu işte. Ne derler bilirsin dostum. Tarif kendini tekrar eder. Dandini dandini dastana. Hayır! Son anda. Pişt, oğlum Müfit. Alın şu şamanı lahitine koyun. İyice kapatın kapağını ve kimsenin bulamayacağı bir yere koyun. Emredersiniz müdür bey. Şunu 2 dakika tutar mısın arkadaşım? Elim dolu. Birazdan gelip alacağım. Sizler de kusura bakmayın. Öyle olur olmadık gizemli asaları, şamanları falan ortada bırakmamalıydık. Merhaba amca, merhaba. Demin beni kapıda uyandıran amca sen değil misin? Hayır, ben amca değilim. Al bakalım. Amcaymış. Sen kime amca diyorsun? Ben daha gencim. Bıyıktan dolayı mı öyle dedi acaba? Absürt TV ile bir son dakika gelişmesi için maç yayınımıza ara veriyoruz. Güneşin hemen yanında ikinci bir güneş belirdi. Şimdi genel izleyici kitlesine soralım. Evet efendim, ne düşünüyorsunuz? Onlar hep karşı galaksinin suçu. Ne gerek var ikinci güneşe? Daha dondurmalar donmadı. Kumpir! Kumpir, Absürt TV'yi aç! Televizyona çıktım! Ay ben böyle rezalet görmedim. Buradan ikinci güneşe istifaya, teyzemi de akşam yemeğine davet ediyorum. Hadi kardeşim, çıkın sağdan. İnsan maç yayınına ara verir. Maça değil. Baba, izliyorduk. Niye kapatıyorsun? Necati abiniz yüzünden başım şişti. Ses çıkaran herhangi bir şeye dayanamıyorum artık. Sanatımı desteklemeyecekseniz baştan söyleseydiniz. İyi de baba, çok sıkıldık. Yapacak hiçbir şey yok. Bari televizyon izleyelim. Benim aklıma muhteşem bir fikir geldi. Bir evcil hayvanımız olsa hiç sıkılmazdık. Olmaz. Çok ses çıkarır. Necati abi de çıkarıyor. Aşk olsun. Etrafı çok kirletir. Necati abi de kirletiyor. Bakması çok zor. Her gün taramak gerekir. Evcil hayvanla kıyaslandığımı hissediyorum ve bu hoşuma gitmedi. Evcil hayvan, 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 hayvan,
Tamam, sahipleneceğiz bir tane evcil hayvan. Ne olur ses çıkarmayın artık. Yaşasın! Remzi, yavru ejderha evcil hayvan sayılır mı? Saçmalama Necati. Ejderhalar gerçek değildir. Hem ne yapacaksın ejderhayı? Ocağım bozuldu da ateşiyle sucukları pişirecektim. Neyse, zaten evcil falan sahiplenmeyeceğiz. Benim başka bir çözümüm var. Alo Fuat, sen gerçek değilmişsin öyle diyorlar. Abi ben de kaç kere dedim sana. Hem masal dünyasındayım, beni nasıl arıyorsun bir türlü anlamadım. Absürt TV ile bir son dakika gelişmesi için konser yayınımıza ara veriyoruz. Az önce beliren ikinci güreş tekrar kayboldu. Üç kişiye sorduk ve tek bir popüler cevap alamadık. Bunlar hep karşı galaksinin suçu. Ne güzel ikinci güreşimiz vardı. Kesin onlar aldı. Alo, amane, ünlü oldum, ünlü. Sivas'a selamlar. Böyle rezalet görmedim. İkinci güneşi tekrar göreve, üst komşumu da ikindi çayına bekliyorum. He, tamam tamam gidiyoruz. Devam edin konsere. Kim var orada? İmdat! Evimde hırsız var! Tanju sakin ol. Biziz biz. Oh, Remzi. Pardon alışık değilim misafir gelmesine. Size ne ikram edeyim? Yarısı yenmiş muz var. Bir de az demlenmiş çay poşeti. Abi beni unutma. Ha, bir de konuşan karpuz var. Çekirdeklerini kendi ayıklıyor. Sağ ol Tanju. Çocuklar evcil hayvan istedi. Malzeme arıyorduk. Evcil hayvan mı? Beni alsanıza eve. Tanju kocaman adamsın. Remzilerin evinde onların yemeğini yiyip oyun oynayan kocaman bir adam zaten var. Tüm malzemeler tamam ama bir eksik var. Hı? Tanju vereni versene bana. Üç gofret veririm. Bu vereyi çöpten buldum ben. En az beş gofret eder. Dört gofret artı kol düğmesi. Beş gofret bir kese altın, bir kasede sütlaç. Üç gofret bir de Necati'nin bıyıkları. Milyon kilo gofret, kaşıkçı elması, azıcık da yer elması. Bir gofret, son teklifim. Anlaştık. Şu bereyi de taksak. Bıraksana kardeşim. Sesi tok çıkıyor. Bu karpuz olmuş Tanju. Şov başlasın. Necati. Getirebilirsin çocukları. Basamağa dikkat. Ha? Necati sen gördün zaten. Kendi gözünü niye bağladın? Ben de şaşırmak istiyorum Remzi. Ne var bunda? Hadi açın gözlerinizi. Ve evcil hayvanınızla tanışın. Ha? Oley. Baba hangi hayvan bu? Köpek. Ben de tanışacağım durun. Merhaba evcil hayvan. Ben Necati. Senin adın ne? Biraz çöp kokuyor sanki. Kızım sokak hayvanıydı. Kokacak tabii. Yıkarsınız artık yeni evcil hayvanınıza. Bu biraz sessiz değil mi baba? Yok bak. Hav hav hav. Utangaç azıcık. Hadi gezdirin biraz sokakta. Alışınca açılır. Oley! Ben de sessiz sessiz dinlenebilirim sonunda. Ben göz bandımı ne zaman çıkaracağım? Neyse Remzi gel biraz sohbet edelim seninle. Şakir. Sence de bu köpekte bir gariplik yok mu? Bilmiyorum. Hiç evcil hayvanım olmadı ki. Belki gerçekten utanıyordur. İyi de az önce bisikletlinin yanından geçtik. Hiçbir tepki vermedi. Köpekler bisikleti çok severler. Dursana. Bir tur bineyim mi bisikletine? Dursana kardeşim. Ben de bunu arıyordum. Kafam dondu. Konserve kutumu da geri istiyorum. Tanju abi ne yaptın sen? Evcil hayvanımız bin bir parçaya bölündü. Söyleyin Remzi'ye tekrar yapsın. Hatta dur düzeltirim ben şimdi. Oldu mu? Yani bu babam mı yaptı bunu? İnanamıyorum. Bir derslik olduğunu biliyordum. Babam bizi kandırmış. Şunun tatlılığına bak. Canan bu bir yavru evcil hayvan. Sevdin mi sen beni? Kimmiş akıllı çocuk kimmiş bakalım? Hadi eve götürelim evcil hayvanımızı. Madem babam ilgilenmiyor kendi başımıza sahipleniriz biz de. Yardım edin. Havlayıp duruyor. Havlamıyorum kardeşim. Bir tur binip ineceğim diyorum.
Remzi, ben çıkarıyorum artık bandı. Sürpriz mürpriz kalmadı kesin. Ha? Sürprize bak. Remzi, senin çöpten yaptığın köpek canlanmış. Saçmalama Necati. Ne canlanması? Şakir, Canan, nereden buldunuz bunu? Bizi kandırdın. Biz de evcil hayvanımızı kendimiz bulduk. Adı Afacan. Aman, ben karışmıyorum. Tüm bakımı size ait. Ne yapıyorsanız yapın. Çocuklar, Afacan beni yiyecekmiş gibi bakıyor. Korkmalı mıyım? Ha? Doğru ya. Hemen mama almalıyız Afacan'a. Ha? Sen de git bakayım hadi Şakirlerle. Hıhay! Niye bu kadar sıcak? Şu termometreye bak. Kıpkırmızı olmuş. 90 derece gösteriyor. Of! Sıcaktan belim büküldü. Ben gidiyorum. Yap 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 yap. Ejderhada daha iyiymiş bu. Mis gibi pişirdi sucukları. Şakir! Evcil hayvanınız etrafa ısı ve ışık yayıyor. Ayrıca gömleklerimin hepsini yemiş. Baba, niye yesin senin gömleğini? Tamam, lafımı geri alıyorum. Afacan, etrafı ısıtma kuçu kuçu. Güneş, güneş. Sabah oldu, hadi neredesin? Bağırma sana orada berber. Uyumaya çalışıyorum. Eğer güneş doğmazsa ne olacak farkında değilsin galiba. Hayır, ama ben uyumazsam yarın çok huysuz olacağım. 4,5 milyar yaşındayım. 70 yaşında çocuktan laf işitiyorum. Şimdiki nesil çok bozulmuş. Saat 10 haberleriyle karşınızdayız. Ve şimdi bir son dakika gelişmesi için muhabir arkadaşımıza bağlanıyoruz. Güneş ortalıklardan kayboldu. Ortalık karanlık ve hava -40 derece. Bakalım yerli turist ne diyor? Karşı galaksi sıcaktan terliyor, terliyor. Halinize şükredin biraz. Enişte, Absürt TV'yi aç. Dondum. Yok yok, yayın donmadı, ben dondum. Ben böyle rezalet görmedim. Güneşe eski yerine kuzenimi de kahve içmeye çağırıyorum. Kaçın! Güneş niye donladı? Yardım edin! Yardım edin! Olamaz! Güneş nereye kayboldu? Ha? Bu sıcaklıkta ne? Hohlayarak ısıtıyorum etrafı. Buzum çözülüyor. Az daha bekle, geliyorum. Sen değil Tanju. Remzilerin evine bak. Göremiyorum ki. Az çevirsene beni o tarafa. Hop! Mirket! Hop da işe yarıyormuş buzu çözmek için. Hop! Oh, güzel, ısındık. Güzel, ne güzel sıcacık. Güneş gibi gerçekten. İyiymiş burası. Aferin Afacan. Şimdi anladım ben. Bizim Afacan bir yavru güneş. Isı ve ışık yaymasının sebebi bu. Bu kadar da yaymasaydı keşke. Mahalleye laf oldu. Abla itmesene. Motoru ısıtacağım azıcık. Marş basmıyor. Ay, evin içinde at var, at. Hiç kusura bakma, ev çoktan doldu. Abla aşk olsun, ne zararımızı gördün. İki dıgıdık muhabbet ediyoruz şurada. Kadriye, az olsun inme içeride. Kemiklerim dondu. Mirket, sen de yapma bak. Yer kalmadı diyorum. Asıl güneş kayboldu. Sizin güneşi azıcık büyütüp gökyüzüne mi yollasak? Asla. Hem o kendi kendine büyüyor zaten. Eyvah! Sakın kimse kıpırdamasın. Evet, sakın kimse kıpırdamasın. Çünkü kovboyculuk oynayacağız. Yahoo! Necati dur. Vahşi batı. Ay! Dur Gece! Geliyoruz! Dur Afacan, gitme! Merak etmeyin, ben yakalarım! Vahay! Hava sanki ısınıyor mu? Ben biraz fazla terledim sanırım. Ayran kıvamına geldim çünkü. Ha? Gerçek güneş dibimize geldi. Küçük kuzenimi gören oldu mu?
Ne zamandır onu arıyorum. Neye benziyor? Böyle sarı, yuvarlak, sıcak bir şey. Aa, yeşil köşeli ve yaşlı Peyami Baba var. Olur mu? Necati! Kemik erimem olmasa şimdi yakalardım seni. Ha? İşte buradasın. Çok korktum. Hayır. O bizim evcil hayvanımız Afacan. Ne olur Afacan'ı alma. Üzgünüm çocuklar. Ama kuzenim bana emanetti ve onu bir kere kaybettim. Bir daha bırakmam. O bir evcil hayvan değil. Gökyüzüne ait. Ama... Şakir, Canan, özür dilerim. Tüm bu işleri ben açtım başınıza. Ama olgunlukla karşılamanız lazım. Onu ailesinden ayıramayız. Seni çok özleyeceğim Afacan. Kendine iyi bak. Eğer dramınız bittiyse lütfen gider misiniz artık? Yanıyoruz burada. Affedersiniz, çok sıcak oldu değil mi sizin için? Merak etmeyin, bir arkadaşım 2 dakikada soğutur sizi. Jüpiter! Olmaz, olamaz! Jüpiter olmasın ne olur! Niye ki Mirket? Nesi var Jüpiter'in? Sürekli soğuk espri yapan biri. Hayır! Selam, ben geldim. Kadının biri güneşte yanmış, ay da düz. Yani yan ve düz, anladınız mı? Ayda 10.000 kazanmak ister misiniz? O zaman aya gidin hadi. Hayır! Kaptan Şakir geliyor. Abi biraz daha havalı bir replik yok mu? Fış 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 diye lazer efektiyle yok olmak utandırıyor. Ha? Alın o zaman. Atara oturu, atara oturu. İşte bu. Yok oluyorum. Şimdi macera zamanı. Şu solucan deliğine mi girsem yoksa kristal kaplı güneşten kristal mi toplasam? Abi solucan deliği başka bir şey oluyor galiba. Ben yanlış gelmiş olabilirim. O zaman hünerlerimi gösterme zamanı. Yedi mi? Alın o zaman. Ha? 0-1 puan mı? Arkadaş Adanalı abi. Plaka 0-1 ya. Kafası ona gitti. 10 puan demek istiyor. Adanalı gezegen mi? O zaman biraz kristal toplayalım. Ha? Babamlarla buluşmaya geç kaldım. Zaman geçip gitmiş. Evet gidiyorum. Bakkaldan bir şey istiyor musun? Ama bu oyun süpermiş. Bari uzay gemimi dünyaya park edeyim de güvenli olsun. Hop, burası anahtar bırakmalı park yeri. Ha? Geminin anahtarı yok ki. O zaman gidip başka yere park edeceksin. İşte şurada bir park yeri var. Üzgünüm ben kaptım. Ha? Baba, Necati abi... Siz oyunuma nasıl girdiniz? Hanım hanım yan uçan hava aracı. Hemen panik yapıp domates atalım. Domates al sana domates. Bu nasıl olur? Babamlar oyuna nasıl girdiler? Bu çok saçma. Eyvah oyun kapandı. Zaten gitmem gerek. Çok ilginç. Babamların bu oyunda olmasını hala anlayamıyorum. Çok geç kaldım. Şakir oğlum nerede kaldın? Beklemekten ağaç oldum. Şaka şaka. Nasıl ama? Hiç gülmedi. Ben dedim sana beklemekten durak olalım diye. Dinlemedin. Ben kraldım. Kötü bir büyücü beni durağa çevirdi. Şaka şaka normal durağım ben. Durak olmak çok sıkıcı. Oo Şakir. Yeni profil fotoğrafı yapmışsın. Çok havalı. Ha? Uzaylılar beni mi arıyor? Eyvah! Kaçın! Ha, eski çizgi film kovalamacası! Ben çizgi film kaçışı yapıyorum. Görüşürüz. Kız. Necati. Dur. Çizgi filmlerde her gördüğünü denememek lazımmış. Pattis'e döndüm bak. Pattis. Evet löpence bu. Pattis. Oğlum ne yaptın da uzaylıları peşimize taktın? İşte bu çocuk. Güneşimizden kristal doldurdu gemisini. Aa çok ayıp. Gemin vardı da bize söylemiyor muydun Şakir? Ama nasıl olur? Ben oyun oynuyordum. Bir dakika.
Eskiciden aldığım şeyi oyun kumandası sanmıştım. Ama gerçek bir uzay gemisi kumandasıymış. Ve ben de oyun oynadığımı zannederken aslında gerçekteki bir uzay gemisini kontrol ediyormuşum. Dur! Oğlumu nereye götürüyorsun? Dur! Sıkıştım burada. Beni de çıkar. Of! Pattis! Bir el atsana. Pattis, Pattis, Pattis. Necati, ne yapıp edip bu gemiyi uçurmamız lazım. Ay, çok sıcakmış. Oo, domatesler sıcaktan pişmiş Remzi. İki yumurta kıralım da menemen olsun. Necati, ne yumurtası? Kaldır hadi şu gemiyi. Tamam, tamam. Uzaya çıkarken bakkala uğrarız madem. Kalkışa hazır olun. 3, 5, 2. Necati? Kumpiri uçurdun. Ben acı biber yedim. Bana bakmayın. Ayran yok mu? Remzi, sana bir şey itiraf edeceğim ama kızmak yok. Söyle Necati. Ben roket kullanmayı bilmiyorum. Sadece ok tuşlarını biliyorum. Bak. Ver bir de ben deneyeyim. Remzi, işim gücüm var. Ben size uzay gemisi falan kullanmayı öğretemem. Mirket, ne işi? Trambolinde zıplıyorsun. Hayır. Yayların gücünü çok önemli bir araştırma için test ediyorum. Testlere bayılırım. Zıppıdı zıppıt, zıppıdı zıppıt. Yaylar aşırı sağlanmış. Madem öyle, uzay gemisi kullanmayı öğretemem ama bu işinizi görür. Dada! İkiniz de birer uzay gemisi oldunuz. Bu dizide çok garip şeyler olmaya başladı. Ne dizisi? Şu kanaldaki dizi ya, iyice garipleşmeye başladı. Babam bana hep derdi, hiçbir şey olamazsan roket ol diye. İşte sonunda roket oldum baba. Bir dakika, neler oluyor? Tutsağınız değil miyim yani? Ben çiçekçiyim. Bu da uzay papatyası. Sana şans getirsin. Ben kasabım. Bu da uzay sucuğu. Maceranda acıkırsın diye. Neler oluyor? Beni neden buraya getirdiniz? Güneşimiz bilmediğimiz bir sebep yüzünden kısa bir süre önce bir kristalle kaplandı. Güneşimiz kristalle kaplanınca gezegenimize ne ışık geliyor ne de ısı. Herkes donmak üzere. Güneşimizdeki kristali ayıklamaya çalıştık ama en yetenekli pilotlarımız bile tehlikeli kristallerin arasından geçip görevi tamamlayamadı. Bir kişi hariç. Yani sen. Çok iyi bir gemi pilotu olduğunu kanıtladın. O yüzden en iyi gemimizi alıp kristalleri güneşimizden ayıklamanı istiyoruz. Her şeyi anladım da bu adam ne yapıyor? Ha, o mu? Elektrikler gitmişti, perdeden sunum yapamayacağız diye bu adamı tuttuk. Elektrikler gelince de parasını verdik madem, performansını sergilesin istedik. Bu son hareketi ben de anlamadım. Bu harika bir gemi. Mikrodalgada kekimi unutmuşum. Ne keki? Hava saldırısı alarmı bu. Ha, iyi bari keke bir şey olmadı o zaman. Siper alın. İşte Şakir'in kaçırıldığı gemi bu gezegende. Doğru yere geldik. Remzi, üzerimize şeker çubukları atıyorlar, baksana. Ha? Şeker çubuğu değil o Necati. Lazer ışını. Belki Mirket bize de lazer koymuştur. Bir deneyelim. Oley! Piu piu piu! Remzicik, su efekti piu piu diye olmaz. Fışır fışır diye bağır. Fışır fışır! Fışır fışır! Foştur foştur! Aa, foştur da olur. Foştur foştur. Necati, dikkat et! Yerlerinize! Remzi bak, arabaya dönüştürün.
konuşabiliyormuşum. Hüdüt düt, hüdüt düt. Necati, Şakir orada, çabuk. Remzi, bu düz vites arabaymış. Bunu nasıl kullanacağımı bilmiyorum ki. Ok tuşları Necati, ok tuşları. Necati abi, ikinci el araba olmuşsun. Evet, sıfırına param yetmedi. Hadi Şakir, yürü, kaçıyoruz. Durun, durun. Beni aslında kaçırmamışlar. Kurtarıcımızı kaçırıyorlar. Peşlerinden gidiyoruz. Siz önden kaçın. Ben onları yavaşlatırım. Su sıkarak mı? işe yaradı. Suyum bitti. Bizi yok edecekler. Durun. Aslında onlar iyi. Bunu çözmenin tek bir yolu var. Necati abi, seni ben kontrol edeceğim. Artık pilot benim. Dur yapma, gıdıklanıyorum. Sol. Takla atarak geç. Takla atarım sana. Kadriye arıyor. Alo Kadriye. Roket oldum. Eve gelirken yoğurt alamam. Roket oldum, roket. Şaşırsana azıcık. Necati abi dur. Kontrolü bana bırak. O kadar uzay gemisi oldum. İki takla atmadan bırakmam. İşte şimdi yandık. Takla geliyor, takla. Çabuk teslim olun ya da lazerlenmeye hazır olun. Durun. Kimse birbirine saldırmasın. Burada herkes dost. Dost demişken hapurt hapurt. Bunlar ne güzelmiş. Yenilebiliyor mu bu? Akide şekeri bu. Şeker mi? Güzel değil bu. Kristal şeker değil mi? Miymiş? Şeker miymiş? Nasıl yani? Şeker nasıl oluyor? Değil bu. Şeker ya da değil. Ne fark eder? Buraya saplandık. Kurtulmamız için mucize lazım. Ay çocuklar, ben paralel evrendeki komşunuzum. Bizde gaz kesikti de ocak yerine sizin yıldızı kullandım. Teyze, gezegenimiz yok oluyordu. Böyle iş yapılır mı? Aman, komşuluk ilişkileri bitmiş. Ne yani 2 kilo şeker yaptık diye. Tamam, düzeltiyorum. Oley, kurtulduk. Güneşi görüyorum. Buzlar eriyor. Yaşasın. Koca teyze, koca teyze, bana da bir sütlaçlı gezegen yapsana. Gezegeninizi kurtardığımıza göre biz gidelim artık. Yolunuz uzundur. Size yaprak sarması koyayım. Yolda yersiniz. Ne? Hayır. Evet, ağzıma at, ağzıma, ağzıma. Alın yiyin yavrularım. Top top yağ olsun. İmdat! Teyze çıldırdı. Kafama geldi. Mahalleli yarışıyor. Hepiniz hoş geldiniz. İlk sorumuzla başlıyoruz. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Hayır. Peki buradaki sucuğu yiyebilir miyim? Hayır. Önünüzdeki mikrofon. Soru geliyor. Mahallenizdeki en uyuz kişi kimdir? Uyuz Tanju. Efendim. Doğru bildiniz. 100 puan. Kime nasıl bir ceza vermek istersiniz? Tanju'ya pasta, saçlarım rasta. Ceza değil, hediye bu resmen. Bugün de aç kalmadım. İkinci soruma geçiyorum. Brezilya. Daha soruyu sormadım, ne yapıyorsunuz? İyi, sen ne yapıyorsun? Susar mısınız? Evet. Neyse, ikinci sorum. Mahallenizdeki en inatçı keçi kimdir? Keçi Necmi. Ben değilim. Hayır ben değilim. Lütfen inat etme Necmi. Doğru cevap. 100 puan daha aldınız Remzi Bey. Kime hangi cezayı vermek istersiniz? Bana pasta. Keçi Necmi aşağı gitsin. O ne demek anlamadım. Son sorumuza geldik. Mahallede Fikret Mehmet Çanaklıgil. Susar mısınız? Ayrıca öyle bir roman yazarı yok. Evet, geçen sene yanlışlıkla mahalleyi başka bir evrene ışınlayan kimdi? Mirket. Bilerek yapmamıştım. Yanlışlıkla düğmeye basmıştım. Dev örümcekler evrenine ışınlanmışım. Elim düğmeye çarpmış olmalı. Ve böylelikle yarışmamızın galibi Remzi Bey oluyor. Ödülünüz de ailenizle gideceğiniz bir Kapadokya seyahati. Yuppi! Kadriye bayılacak bu habere. İho! Oley! Başıma bir şey gelmeden kurtulun. Necati'nin kafasına pilates topu düşsün. Tatili baban
kazandı. Senin ne işin var burada Necati abi? Diye sordu küçük kız. Morfilde boş durur mu? Anında yapıştırır cevabı. Çünkü babam bensiz tatilde çok sıkılır. Tamam mı? Vay canına. Peri bacaları ne kadar da etkileyiciymiş. Periler nerede peki? Peri bacası sonradan takılan bir isim. Gerçekte vadiden inen sel sularının aşınmasıyla oluşan yapılar bunlar. Burada bir de deve şeklinde bir peri bacası varmış. Acaba nerede? İşte burada, işte burada. Fotoğrafımı çek Remzi. Arkadaşım ne yapıyorsun? Ben peri bacası değilim. Gerçek deveyim. Lütfen bu kadar büyütmeyelim. Sonuçta atla deve değil. Ne diyorsun? İn üzerinden. Oo, şurada da eski bir kulübe var. Tam fotoğraflık. Bu ağlama sesi de ne? Galiba şu kulübe ağlıyor. Abi saçmalamayın. Hiç kulübe ağlar mı? Yani konuşman da saçma zaten. Üzerimdeki pembe boya ağlıyor. Çok mutsuzum. Ne oldu pembe boya? Neden ağlıyorsun? Diye sormuş küçük prenses. Pembe boya da bunun üstüne. Neden gökkuşağında ben yokum? Şapşal prens de hemen langırt diye atlamış. Langırt. Biz sana yardım ederiz pembe renk. Seni gökkuşağına sokabiliriz. Bunu duyan pembe renk saf gibi sevinmiş. Ve şöyle demiş. Sahi mi? Çok teşekkür ederim. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Diye sorunca zeka küpü prenses hemen bilmiş konuşmuş. Öncelikle yağmur yağdırıp gökkuşağını çıkarmalıyız. Bu esnada da iyi kalpli kraliçe de yarın akşama ne yemek yapsam diye kara kara düşünüyormuş. Necati yeter. Bırak her şeyi masal gibi anlatmayı. Kapuska mı yapsam ne yapsam yarın akşama? Ben sizin bugün yapacağınız saçmalıklara hiç alet olmayacağım. Etrafı gezip fotoğraf çekeceğim. Mükemmel bir eğlenceyi kaçırıyorsun ama. Kesin mükemmeldir, evet. Şimdi arkadaşlar, gökkuşağı çıkarmak için ne yapmalıyız? İnternetten sevimli kedi videoları izlemeliyiz. Nasıl yani? Bak şöyle. Ay canım, çok tatlı. Ay. Hayır, bu yaptığın çizgi romansal anlatım işimize yaramaz. Gerçek bilime ihtiyacımız var. Şimdi iç şu leğendeki suyu Necati abi. Oo, bilim teknik, bayılırım. Tamam, şimdi de yukarı püskürt. Böylece yağmur yağmış gibi olacak. Gençler affedersiniz, benim burnum tıkalıydı, söylemeyi unuttum. Biraz daha kalmış. Necati abinin burnu tıkalı olduğuna göre... Daha saçma bir fikir lazım. Ve o fikir de... Benden çıktı. Şimdi çocuklar yağmur nasıl ya? Japon çizgi filmlerindeki gibi çok ağlayacağız. Böylece gözlerimizden sular fışkıracak. Yani şöyle. Bu da yine çizgi romansal bir anlatım oldu. Bize bilim lazım, bilim. Şimdi ben size bilimi göstereceğim. Bu karabiberle yağmur yağdıracağım size. Bulut var mı etrafta bulut? Bir tane geliyor şuradan. Oo, iyice biberleyelim. Çok yaşa. Sen de gör. Hepiniz bilim diye tutturdunuz. Şimdi sıra bende. Yağmur nasıl yağdırılır görün şimdi. Bu kıyafetleri niye giydik? Sus. Ve beni iyi izle evlat. Açılın, büyük saçmalık geliyor. Umarım güzel saçmalarsın Necati. Hiç merak etme Remzi. Şimdi yağmur dansı yapacağız. Yağmur dansı mı? Başlayın. Huppa huppa cuppa cuppa. Yağmur yağsa şuppa şuppa. Hayatımda duyduğum en saçma şarkı. Huppa huppa cuppa cuppa. Şimşek çaksa benle yaksa. Hadi senize oğlum. Of tamam. Huppa huppa cuppa cuppa. Yağmur yağsa şuppa şuppa. Huppa huppa cuppa cuppa. Şimşek çaksa senle yaksa. Yağmur başladı. İşte bu. Necati attı. İki oldu. Vay canına. Bakın, güneş ışınları yağmur damlalarının yansımasında kırılıyor. Ve bulutlar çekildiğinde de gökkuşağı tamamen ortaya çıkmış olacak. Tamam o zaman, tamam. Hemen yukarılara çıkmalıyız. Ama nasıl? Ha, buldum. Kapadokya'da uçan balonlar meşhurdur. Balona binelim. Evet doğru. Gel buraya baloncu. Hoppa. Hadi uçur bizi. Abi ne yapıyorsun? Normal baloncuyum ben. Nasıl? Senin balonların uçmuyor mu? Onlara binmemiz gerek hemen. Yok abi sen çok yanlış anlamışsın. O balon değil. Bu balon. Vay canına.
Pembe, bak gökkuşağı çıktı. Pembe, uyan hadi. Zaman geldi. Sızmışım, pardon. Geliyorum. Hadi kulübe görüşürüz. Hoşça kal evlat. Umarım başarırsın. Çabuk hadi. Bir an önce yukarılara çıkmamız gerek. Kim kullanacak bu balonu? Ben. Hayır Necati. Aramızda en çok takım elbise giyen benim. O yüzden ben kullanacağım. Asla. Aramızda en çok muzlu puding giyen de benim. Ne? Ben de muzlu pudingi çok yiyorum ama. Bu ikisi hep böyle mi? Dur daha. Kesin şimdi top sektirme yarışması da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hayır, ben sektirdim. Ben başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hayır, ben süreceğim. Hayır, ben. Bırak onu. Balon gidiyor. Çabuk atlayın, çabuk. Gökkuşağını görebiliyor musunuz? Evet. Bırak şunu. Asıl sen bırak. Baba lütfen düzgün kullanın şunu. İşte gökkuşağı yukarıda. Çok az kaldı. Necati bırak şunu. Ne yapıyorsunuz? Düzgün kullansanız da şunu. Sana diyor hepsi, bırak şunu. Hayır sana diyor. Pardon, kime geldiniz? Gökkuşağı. Pembe geldik gökkuşağına. Çabuk atla Pembe. Git ve katıl onlara. Fakat sizi bu halde bırakamam. Bizi boş ver. Git ve hayalini gerçekleştir. Ama siz benim için. Yeterli. Ne oluyor? Oley. Ben de gökkuşağındayım artık. Yaşasın. Remzi. Bak ne yaptın. Direksiyon kırıldı. Ben yapmadım. Sen yaptın. Kimin yaptığına karar vermek için top sektirelim hadi. Başla. 1, 2, 3. Amanın. Balonu patlattın. Seni anneme söyleyeceğim. Evet. Bakalım kahramanlarımız gelecek bölümde bu durumdan kurtulabilecekler mi? Ne diyorsun Necati abi? Küçük kız şapşal sorular sormaya devam edecek mi? Hepsi gelecek bölümde. Necati, keşke seninle tartışmasaydık. Evin babası geçmişte yaptığı hatalarla yüzleşecek mi? Necati dalga geçme. Seninle direksiyon kavgası yaptığım için çok üzgünüm. Bakalım yakışıklı, karizmatik, muhteşem fil karakteri sarı bıyığı affedecek mi? Hadi arkadaşlar, ne yazdın? Pembe? Gökkuşağı. Kurtuldun. Gökkuşağı kaydıra. Pembe, sen bir harikasın dostum. Onca yaptıklarınızdan sonra sizi o halde bırakamazdım dostlar. Her şey için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Güle güle. Güle. Yine biri ağlıyor. Bu sefer kim? Benim ben. Çok üzgünüm ben de. Senin neyin var kulübe? Ben de her zaman ralli şoförü olmak istiyordum. Bana da yardım etsenize. Yardım.